Kardeşim ya, annenin babanın rüyada göremediklerini Allah sana imkan olarak verdi. Çocukluğunda bunları hayal ediyor muydun? Bu imkanlara kavuşacağını hayal ediyor muydun? Çevireceksin, bir musluğu sıcak su akacak. Çevireceksin, bir musluğu soğuk su akacak. Düğmeye basacaksın, ev ısınacak. Düğmeye basacaksın yazın, o da soğuyacak. Hayal edemiyor, edebiliyor muydun bunları? Uçağa kim biner? Fabrikatörler biner. Uçağa binmek ne? Sadece biz duyardık, uçak kalktı, indi, bindi, o kadar. Şimdi uçağa binmeyen adam yok. Hayal etmediğimiz şeyler, ulaşamadığımız, hayalimizin ulaşamadığı şeyler Allah bizlere vermiştir. Niye görmezlikten geliyorsun? Niye nankörlük yapıyorsun? Ayıp diye bir şey var be. İşte ümit etmediği taraflardan Allah rızıklandırır diyor ya. Çoğumuzun ümit etmediğimiz yönlerden Allah bizi rızıklandırdı. İşin farkında olmak lazım. İstiğfara devam edersek, günahlarımızdan Cenab-ı Hakk'a özür dileyip estağfirullah, estağfirullah diye hayatımızın akışı içerisinde istiğfarı bir parça haline getirirsek, Allah Celle ve Ala Hazretleri üç tane büyük sıkıntıdan bize çözüm yolu ikram ediyor. Diyor ki, bir, darda kaldığın yerde ben sana o istiğfara devam etmen sebebiyle bir çıkış tüneli açacağım. Çıkacaksın o dardan. İki, seni strese sevk eden, bunalıma sevk eden sıkıntıların var ya, onları da ben yok edeceğim diyor. Üç, rızık meselesi. Ümit etmediğin taraflardan seni rızıklandıracağım. Ey dostlar, dün inşaatta ameli olarak çalışmak için iş bulabilsem, ameli olarak çalışabilsem ah diyen kardeşlerimizin şimdi birçoğu müteahhittir. Gökdelenler yapıyorlar. Hayal edebilir miydi böyle bir şey? Gökdelenler yapıyorlar. 1 trilyona, 1,5 trilyona daire satıyorlar. 1,5 trilyonu rüyasında görmeyen adamlar şimdi 1,5 trilyona daire satıyorlar. Hayal edilmeyen şeyler gerçek oldu. Onun için biz istiğfara devam edersek Allah bu sıkıntılarımıza çözüm yolu ikram edecek.